Thank you.
sandım. Teşekkürler. Bayanlar, baylar, sevgili Antalyalı, sevgili dinleyiciler. Karşınızda Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Maestro Oğuzhan Kavruk ve Yumak. Saksafonda Sertan Altınok, trompette Tolga Bilgin, bandoneonda Gustavo Batistessa, basta Selim Gürcan, davulda Bora Peynirci, ben Deniz Tolga Taviş ve Dilcu Mahur Tukan, Sibel Gürsoy, Merve Akdeniz. Çok teşekkür ederiz. Yumak pandemi döneminde benim aklımda yer eden ve uzun süredir çalıştığım bir proje. Bir alt başlığı var. Folking Around the World diye bir İngilizce kelime oyunu var. Türkçe'ye dünyanın her yerinden folk müzik diye çevirebiliriz. Bu proje daha emekleme seviyesinde ama sizler sayesinde harika konserler yapıyoruz. Zamanla gerçekten Around the World yapacağız. Dünyanın her yerinden folk müzik aynı konserin içine sığacak. Sadece folk müzik değil... bu konserin içerisinde birçok klasik müzik öğesi de var. Ben şakayla karışık söylüyorum. Bütün sezonu sıkıştırıp bir konserde size yapıyoruz diyorum. Çok gülüyorlar. Ama iyi bir konser olacak. Ben sizin çok güzel enerjinizi duyuyorum, hissediyorum. Maskeler olsa bile gülen yüzlerinizi görmek buradan mümkün. Biz sizi alkışlıyoruz buraya geldiğiniz için. Ben genelde bu projede folk parçalarını arka arkaya aynı eserler, aynı özgün çalışmalar içinde birleştiriyorum. Bir nevi potpuri gibi. Biraz önce adını Yana Dilivara koyduğumuz bir parça çaldık size. Yana Iturçin isimli bir Bulgar şarkısı. Ondan sonra evlerine, Yağmur Yağar Taş Üstüne yaptık. Yine Trakya yöresi. Ondan sonra da evlerine vara gele usandım söyledik. Bildiğiniz, hatırladığınız türküler. Ama bu projenin çıkış sebebi aslında... Biraz şu gerçeği fark etmemizle başladı.
Folk müzik biraz milletler, ülkeler üstü bir olgu. Bir kere dünyanın her yerinde var. Belki klasik müzikten bile daha internasyonel bir olgu. Çünkü her ülkenin halk müziği, etnik müziği o ülkenin insanların aynı ihtiyacıyla, bütün dünyada böyle global bir ihtiyaçla, aşk olsun, ayrılık olsun, bir sürü duyguyla insanlar motive oluyor ve değişik müzikler yazıyor ve birbirlerinden habersiz aynı konuları işliyorlar. Güney Yarımküre'de, Kuzey Yarımküre'de. Daha da ötesi, bizim burada Türkçe olduğunu sandığımız, türkü dediğimiz, bizim olduğunu sandığımız birçok parça bize çok yakın coğrafyalarda başka sözlerle söyleniyor. Yani buradan şunu anladık biz ve ondan bu işe biraz eğildik. Milletlerden, ülkelerden öte coğrafyaya özgü ve sadece bizim olmayan paylaştığımız, paylaşmak çok güzel bir duygu, paylaştığımız motifler var. Aynı gastronomi gibi. Dolayısıyla mesela evlerine vara gele olsandım, pekala Bulgaristan'da başka sözle söyleniyor. Onların türkülerinde biz burada başka sözle söylüyoruz. Şimdi sırada yine bizim olduğunu düşündüğümüz bir türkümüz var. Ama bizim olduğu kadar başkalarında. O yüzden değişik bir aranjman da şimdi yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Sağ olun. Oh, 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 oh
Teşekkürler. Hepinizin bildiği Manastırın Ortasında adlı türküydü. Şimdi bir Balkan üçlememiz var. Bir Sırp türküsü, bir Leh türküsü, Polonya'dan bir türkü yani. Bir de Bulgar türküsü. Rasti moj zeleni bore, konik ve ezgreyala. Sağ olun. Thank you.
moja mama, rączki zajamuje. Juści moja mama, juści moja mama, rączki zajamuje. Rączki załamała, oczki wyplakała. Oj, żeby mnie biła, oj, żeby mnie biła, ja żenka nie znała. Oj, żeby mnie biła, oj, żeby mnie biła, ja żenka nie znała. Sanım kazlarım gel bir don gel bir don gel bir gel bir gel.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi konserin başında anlattığım ve bir yandan da verdiğim söze göre başka yerlere gitmek zorundayız elbette ki. Şimdi İskandinav topraklarına gidiyoruz. İki çok güzel şarkıyı, iki çok güzel folk şarkısını, bir balat şarkıyı ve bir polkayı arka arkaya yapacağız. Yavaş olan, balat olan şarkı antik İsveç dilinde. Öyle ki İsveçli arkadaşlarımıza bile sözleri gösterdiğimizde çok fazla anlamıyorlar. Hatta bu açıdan söyleyebilirim ki Viking şarkısı çalacağız şimdi. Hemen ondan sonra bir polkaya bağlayacağız. Daha meşhur, internette falan var. Ben sonradan öğrendik. Çok eğlenceli bir polka. Onda da elimizden geldiğince sizi güldürmeye çalışacağız. Bu polkada ben 3,5 dakika içerisinde 24 tane alıntı yaptım. Greek Piano Konçertosu'ndan Hadi Bakalım Kolay Gelsin'e, Nihavent Longa'dan Aerosmith Eat the Rich'e kadar 24 tane alıntı var. 24'te 24 yapana seyircilerden bütün sezon biletleri benden, onu söyleyeyim. Ondan sonra eğer bu bazıları çok belli, bazıları da çok zor ama bulması. Ama eğlenceli olduğu kesin. Iridenso ve Yevan Polka. Sağ olun. So, why you can't do it?
Teşekkürler. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Maestro Oğuzhan Kavruk. Şimdi Asya kıtasının soğuk iklimlerinden çok dokunaklı bir şarkıyla karşınızdayız. Reka bir Rus türküsü. Babasını kaybeden bir kızın dereye gidip dere ile dertleşmesini anlatan bir türkü. Kız kaçıyor ve dereye gidiyor. Dereye durumları anlatıyor. Ne kadar üzgün ve yorgun ve bitkin olduğunu. Dere de ona konuşuyor. Dere de ona söylüyor ve diyor ki ben de bu sene az yağmur gördüm. Çok kabaramadım diyor. İstediğim gibi çağıldayamıyorum diyor. Kız onu anlatıyor. Dere onu anlatıyor. Çok dokunaklı bir türkü. Biz de elimizden geldiğince güzel yorumlamaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Sağ olun. Thank you.
Teşekkürler. Şimdi tabii böyle konserlerde kaçınılmaz olarak bizim coğrafyamızdan, Anadolu'dan türküler yapmayı, Anadolu'dan folk müzik yapmaya en sona bırakıyoruz ve seyirciler de en çok onda yükseliyorlar. Çok doğal. Bunlar bizim, hadi biraz pozitif ayrı müzik yapalım. Bunlar türkü, adı üstünde Türk folk müziği. Şimdi çok sevdiğiniz, çok oynak bir türküyü size çalacağız. Sözlerini biraz değiştirdik. Olumsuz değil, olumlu söyleyeceğiz bu sefer. Çünkü biz Türk çocuğuyuz, zeytinyağlı da yeriz, basma fistan da giyeriz değil mi arkadaşlar? Peki, umarım iyi vakit geçirirsiniz. Sağ olun. Thank you.
Bayanlar baylar, Yumak. Merve Akyıldız, Sibel Gürsoy, Dilcu, Mahur Tukan, Serkan Altınok, Tolga Bilgin, Gustavo Batistessa, Tolga Taviş, Selim Gürcan ve Bora Peynirci. Tolga Taviş. Bu parçayla ilgili bir şeyler söylemek ister misin Sibel'cim? Zor ya. Bununla ilgili ben konuşmam. Ben de o yüzden sana satıyorum ben de. Şimdi nereden? Benim için çok önemli Aşık Veysel'in türküleri. Daha doğrusu ozan geleneği çok önemsediğim ve çok hani ne zaman şöyle otursak rahat rahat sofraya falan dinlediğim türküler bunlar. Aşık Veysel de çok özel bir karakter. Karısının terliklerine onu terk ederken para sıkıştırmış bir insan ve yazdığı gibi bence yaşamış, yaşadığı gibi de yazmış türküleri. Çok heyecanlı benim için onu söylemek. Konuşamıyorum zaten farkındaysan. Beni hor görme kardeşim diyeceğiz. Çalacağız yani. Peki, sağ ol. Thank you.
Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Selin Kartal, Sibel Gürsoy ve Veysel. Efendim çok teşekkür ederiz. Harika bir geceydi gerçekten. Konserimizin sonuna doğru yaklaşırken güzel bir Türk üçlemesi var. Türk üçlemesi diyorum tekrar pozitif ayrımcılık yaparak. Aslında Anadolu'nun üç ayrı yerinden üç kadim müzik. İlk önce Ander Sevdaluk. Sonra İzmir'in kabakları, sonra da Giresun yöresinden bağlamam perde perde. Sağ olun. Thank you.
olacak? Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? Ham bu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sadi göt yanımızı. Apuan de sedalu, uyanacak canımızı. Ah duman, kara duman, sadi göt yanımızı. Apuan de sedalu, uyanacak canımızı. Ayını akar taşire. Gözüm yoktu yaş ile, gurbete mi gideyim, bu sevdalı baş ile, dere akar taş ile, gözüm yoktu yaş ile, gurbete mi gideyim, bu sevdalı baş ile. Palikar este kardeş.
Teşekkürler.
Herkese çok teşekkürler. Al çiçek. Çok teşekkürler, sağ olun. Son bir parça ister misiniz? Duyamadım sesinizi. Peki, o zaman çok eskilerden bir şarkıyla size veda edelim. Biliyorsunuz İzmir'de harika bir sahil kenti var. Çok meşhur sörfüyle, popüler gece kulüpleriyle falan. Alaçatı. Bu Alaçatı eskilerden, çok eskilerden, 100-150 yıl önce çok güzel bir Rum köyüydü. Küçük, belki 20 haneli falan. Oralardan bir türkü bulduk biz. Ve bu türküyü çok sevdik. Ve bu Yumak Orkestrası'nın lansman konserinde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Alaçatı'da çaldık bunu. Muhtemelen hiç kimsenin duymadığı oranın yerlerinin bile. Şimdi burada son parça olarak bunu yapmak istiyoruz. Biz çok eğlenerek çalıyoruz. Siz de umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası müthiş bir orkestra. Onlara en az bu konser kadar güzel bir sezon diliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Yumak. Çok teşekkür ederiz. Harika bir geceydi. Sağ olun.